Dini ritüellerin kasvetli ve düşündürücü olması gerekiyor. Ancak bazen komik veya aşırı sinir bozucu dini ritüeller de olmakta. Aslında gerçekten şok edici olabilecek birçok garip dini ritüel var. Dünyadaki bu garip dini uygulamalar hala yaygın ve insanlar bunlara gerçekten inanmakta. İşte dünyadaki en şok edici dini ritüellerden bazıları. Jainizm dininde rahiplerin kıyafet giymeyi reddetmesi. Kökeni Hindistan'da 2500 yıllık bir din. Jainler şiddeti kesinlikle reddeder. Kendini savunurken bile şiddete karşıdırlar. Ayrıca tüm canlıların eşit olduğuna inanırlar. Hiçbir canlıya zarar vermezler. Hatta bazı Jain rahipler yürürken ellerindeki süpürgeyle yerleri süpürerek yürüyorlar ki yanlışlıkla böcek falan ezip öldürmesinler. Ağızlarına maske takarlar, yanlışlıkla sinek falan yutmamak için. Jainizmin bazı mezheplerinde kıyafet reddedilir. Çırılçıplak gezerler. Hindistan'da sokakta anadan yürüyen gezen biri görürseniz veya resmiyle falan karşılaşırsanız işte onlar Jain'dir. Hinduizme benzeyen bir dindir. Yalnız Hinduizmden farkı herhangi bir yaratıcıya inanmıyorlar. Jainizme göre bir yaratıcı yoktur ve evren sonsuzdur. Ayrıca varlığın ne başlangıcı ne de sonu vardır. Hepsi ölümsüzdür. Mormonların sadece belirlenmiş iç çamaşırlarını giymesi. Mormonların tarihi 1820'lere dayanır. Amerika'da Joseph Smith tarafından başlamış olan bir dini harekete ya da tarikata denir. Bu tarikat Joseph Smith'in iddiasına göre 1820'lerde başlayan bir vahiy serisiyle şekillenmiştir. Joseph Smith'in iddiası önce İsa Mesih'in sonra da Melek Moroni'nin kendisine göründüğüdür. Mormon iç çamaşırları, Mormonların sürekli olarak beyaz kıyafetleri öncelikle kendilerini ateşten, mermilerden, bıçaklardan ve diğer fiziksel tehlikelerden korumak için giydiği yanlış düşüncesi nedeniyle alaycı bir şekilde sihirli iç çamaşırı olarak anılır. Bununla birlikte birkaçı giysilerin fiziksel koruma sağladığına inanırken çoğu Mormon belirlenen iç çamaşırlarının daha çok dünyadaki kötülüklerden korunmanın bir sembolü olduğunu düşünmektedir. Dahası kutsal kabul edildiğinden bu giysilerin halka açık bir şekilde sergilenmemesi gerekiyor. Bununla birlikte bazılarının öne sürdüğünün aksine iç çamaşırlarının derin, karanlık bir Mormon sırrı olduğu doğru değildir. Gökyüzü mezarı. Çoğu insan bir cesedin etini kesmeyi ve parçalarıyla hayvanları beslemeyi gereksiz yere korkunç ve hatta ölülere saygısızlık olarak görse de gökyüzü cenaze töreni aslında işlevsel bir amaca hizmet etmektedir. Tibet, Kuanki ve Moğolistan'ın Çin eyaletlerindeki bazı Vajrayana Budistleri tarafından gözlemlenen bir törendir. Zeminin genellikle çok kayalık olduğu ve geleneksel bir mezarı kazmanın zor olduğu alanlarda insan kalıntılarının atılmasının pratik bir yoludur. Dahası ritüel, ölen kişinin bedeninin boş bir kaptan başka bir şey olmadığı ruhların göçüne olan inançla uyumludur. Bu nedenle ölü parçalarını hayvanlara beslemek aslında bir kadavrayı elden çıkarmanın en cömert yolu olarak kabul edilmektedir. Birinin derisine kancalar geçirerek asılmak. Güney Hindistan, Güney Kerala'nın Kali tapınaklarında dindar takipçiler Garudan Puhukam'ın ritüel sanat formuna katılırlar. Tören, inananların hem Budist hem de Hindu mitolojisinde bulunabilen büyük bir efsanevi insansı kuş olan Garuda kılığında ve ardından dans etmeleriyle başlıyor. Bu oldukça sıradan. Sonrasında oldukça aşırı olan şey şu. Gönüllü erkekler çoğunlukla sırtlarından deriye geçirilen ve bir alayda sergilenen metal kancalardan sarkıyorlar. Boğa arabaları, elle çekilen arabalar veya özel tekneler hareket ettikçe erkekler kancalarından sallanır ve katılımcıların derisindeki delikler hareketten genişler. Ayin, kanayan bir Garuda'dan kan aldıktan sonra doyduğu söylenen Tanrı Kali'yi yatıştırmak için yapılmaktadır.
Ölülerin Günü. Meksika'da kutlanan Ölüler Bayramı, Hispaniklerin atalarını anmak için bir araya geldikleri bir festivaldir. Bu festivalde kadife çiçekleriyle süsledikleri alanlarda dua ederler ve ölenlerin sevdiği kokular, tütsüler ile sunaklar hazırlarlar. Karıştırıldığı üzere Ölüler Günü Cadılar Bayramı'nın Meksika versiyonu değildir. Cadılar Bayramı'nın korkutma ve yaramazlık üzerine olan yapısının aksine Ölüler Günü'nde renklerin ve hayatın ön plana çıktığını görmekteyiz. Festivalin kökenleri ise oldukça eskiye dayanıyor. Yas tutmanın saygısızca olduğunu savunan yerliler, ruhlarla bir olmayı ve onları evlerine misafir etmeyi tercih ederler. 2008'de UNESCO tarafından tanınan bu bayram, günümüzde tüm farklı etnik ve kültürel köklere sahip Meksikalılar tarafından kutlanılmaktadır. Yemek artıklarının üstünde yuvarlanma. Made made sınana. Kelimenin tam anlamıyla artıkları yuvarlayarak banyo yapmak anlamına gelmektedir ve bu Güneybatı Hindistan, Karnataka'daki bazı tapınaklardaki adanmışların bazı festival günlerinde yaptığı şeydir. Uygulama aslında Brahminlerin muz yaprakları üzerinde yemek yemesiyle başlar. Ardından yapraklar arta kalanlarla birlikte bir tapınağın dışındaki yere veya sokağa yayılır. Toplumun alt katmanlarından insanlar daha sonra yaprakları ve artıkları yuvarlayarak ritüelin cilt hastalıklarını tedavi edeceği inancıyla Kumarathara nehrinde vücutlarını yıkamaya başlarlar. Uygulama ritüelin batıl inançlarına ve kast sisteminin alt tonlarına muhalefete rağmen devam etmektedir.